7 yıldır uzayda başıboş bir şekilde gezen roket geçtiğimiz gün Ay'a çarptı. Ay'ın karanlık tarafında gerçekleşen bu çarpışma gözlemlenemedi. Evet, yanlış duymadınız. Uzmanlar çarpışma sonucunda Ay'ın yüzeyinde bir krater oluşmuş olabileceğini düşünüyor. Çok kısa bir süre önce uzayda 7 yıldır başıboş bir şekilde gezmekte olan ancak hala hangi ülkeye ait olduğu tartışılan bir roketin Ay'a çarpacağını, tamamen kontrolsüz bir şekilde gerçekleşecek olan bu çarpışmanın insanlık tarihinde bir ilk olacağını okumuştum. İşte o başıboş gezen 3 tonluk devasa roketle gezegenimizin tek doğal uydusu arasındaki beklenen çarpışma nihayet geçtiğimiz 4 Mart günü gerçekleşti. Ay'ın uzak tarafında gerçekleşen bu çarpışma, bu bölgenin yeryüzü tabanlı teleskoplarının görüş alanı dışında olması sebebiyle gözlemlenememiş. Ancak NASA, haftalar veya hatta aylar sürecek olsa da çarpışmanın sonucunda çok büyük ihtimalle Ay'ın yüzeyinde oluşan kraterin araştırılacağına dair söz vermiş. Roketin çarpma sonucunda Ay'ın yüzeyinde yaklaşık 20 metre genişliğinde bir krater oluştuğu tahmin ediliyor. Amerika Uzay Ajansı NASA, yaşanacak çarpışma sonrası krateri araştırmak istediğini ancak krateri bulmanın çarpışmanın Ay'ın karanlık tarafında gerçekleşmesi nedeniyle oldukça zor olabileceğini belirtmiş. Roketin büyüklüğü ve hızından yola çıkarak yapılan hesaplamalarda kraterin boyunun 10 ila 20 metre genişliğinde olabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte çarpışmanın Ay'ın yüzeyinde doğal yollarla oluşmuş olan 570 km genişliğindeki Hertzsprung kraterinin yakınlarında gerçekleştiği tahmin ediliyor. Peki çarpışma ve krater neden gözlemlenemedi? Çarpışma yaşandıktan sonra açıkçası ben merakla fotoğraf ve videolar bekledim. Ancak beklenen olmadı. Çarpışma sonrasında Ay'da yaşananlara dair hiçbir görüntü paylaşılmadı. Bunun sebebini bilim insanları şu şekilde açıklıyor. Roketin Ay'ın yeryüzü tabanlı teleskopların görüş alanı dışında kalan bir bölgesine çarpması nedeniyle çarpışma anı gözlemlenemediği gibi, şu an bölgede oluştuğu tahmin edilen krater de gözlemlenemiyormuş. Ancak krater, Ay'da bir kez Ay'ın herhangi bir bölgesini gözetleyen NASA'nın Ay keşif aracı ve ayrıca Hindistan'a ait Chandrayaan 2 tarafından gözlemlenecekmiş. Ancak başta da dediğim gibi, roketin kime ait olduğu hala gizemini koruyan bir tartışma konusu. Ay'a iniş esnasında düşen sondaları saymazsak, uzay donanımı içeren, bilinen ilk kasıtsız Ay çarpışması olan bu çarpışmanın gerçekleşeceğine dair ilk tahmin, uzayın derinliklerindeki uzay nesnelerinin izlendiği Plüton projesi programının liderliğini yapan astronom Bill Gray'den gelmişti. Gray ilk başta SpaceX'e ait Falcon 9 roketi olduğunu iddia ettiği roketin daha sonra Çin'in Chang'e 5T1 misyonuna ait olduğunu söylemiş. Bunun üzerine Çin, Chang'e 5T1'in 2015 yılında Dünya atmosferine geri dönerek yandığını ve roketin kendilerine ait olduğu iddialarını yalanlamış. Ancak Amerika Uzay Kuvvetleri yetkilileri konuya dair yapılan açıklamada Chang'e 5T1'in söylendiği gibi atmosfere geri dönmediğini, Çin'in bu söyleminin belgelere dayanmayıp bir tahmin olduğunu ifade etmiş. Henüz roketi sahiplenen kimse çıkmasa da yaşanan bütün bu gelişmeler korkutucu. Sanki dünyayı yeteri kadar çöplüğe çevirmediğimiz gibi şimdi uzayı kirletiyoruz. İnsanoğlu doğanın bir lanet olmalı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, her zamanki gibi sağlıkla kalın.